Gün TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz İzmir'den Doktor Ergün Demir. Kendisiyle dün manşetten verdiğimiz haberle alakalı konuşacağız. Sağlıkta kota dönemi, bir ayda 3'ten fazla vatandaşın randevu alamaması konusunu gündeme getirmiştik. Doktor Ergün Demir ve Doktor Güray Kılıç'ın açıklamalarına yer vermiştik haberimizde. Ardından Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Haberimiz kamuoyunda da geniş yankı buldu. Çok sayıda tabip odaları, sağlık emekçileri sendikası, temsilcileri ve siyasiler de bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bu konuyu tekrardan Ergün Hoca ile konuşmak isterim. Çünkü bakanlığın açıklaması da oldu. Bu açıklamanın ardından neler söyleyeceksiniz? İlk olarak son gelişmeleri ele alalım. Daha sonrasında neden böyle bir uygulama yapıldı ve sonrasında neden bir açıklama, bir gün sonrasında bir açıklama geldi? Tüm bunları sizinle konuşmak istiyorum Ergün Hocam. Neler söylemek istersiniz bakanlığın bu uygulamasıyla ilgili olarak? Ya bakanlık bu uygulamayı aslında dün 24 saat bekleyip sonuç itibariyle kamuoyu baskısı ile yanlış olan muayene randevularının kota uygulamasında dönmüş ve acilen MRS randevularına yönelik yeni bir düzenleme gerçekleştirmiştir. Yok dese bile. Çünkü süreci baştan götürmek gerekiyor. Geçen hafta randevu için merkez hekim randevu sisteminin üzerinden müracaat eden engelli ve kronik rahatsızlığı bulan vatandaşlara 30 günden en fazla 3 randevu alabilirsiniz mesajı gelmesiyle bir süreci öğrenmiş olduk. Bu durumda herhangi bir yazılı tebliğ yapılmadığından dolayı hastane yöneticilerin ve hastanedeki hekimlerin de haberi yoktu. Sadece bilgi işlem ve bilgisayar firmalarına bilgi verildi. Böylece randevu kısıtı geldirildiği bilgisine biz ulaşmış olduk. Bu gelişmeler üzerine özellikle kronik hastalığı olan ve takip edilmesi gereken hastalara, engelli ve kanser hastaları bu durumda ne yapacakları sorusu ile muayene randevularına kota 30 günde en fazla 3 randevu alabilirsiniz yazımızı blogda yayınladık ve paylaştık. Sonuç itibariyle dünkü gelişmeler ortaya çıkmış oldu ki konuyu bir gün manşetten verdi. Habertürk TV canlı yayında bu durumu tespit etti. Bakanlık açıklaması beklendi. Bakanlık ise yani haberin yarattığı etkiyle kamuoyu baskısı oluşmaya başlayınca önce sessizce harekete geçmek zorunda kalmış ve ilgili bilgi sistemleri genel müdürlüğü yetkilileri tarafından burası önemli öğleye doğru merkezi hekim randevu sistemi üzerinden güncelleme yapmıştır. Öğleden sonra da müracaat eden vatandaşlara 30 günde en fazla 3 randevu alabilirsiniz yerine aktif 3 randevunuz bulunmaktadır. Randevunuz gerçekleştikten sonra yeni randevular alabilirsiniz mesajı gelmeye başlamıştır. Bu düzenlemeyi yapıp kotayı kaldırdıktan sonra akşamüstü bakanlık yetkilileri bu basın metnini açıklamak zorunda kalmışlardır ki basın açıklamasında her ne kadar MHRS randevularına yönelik herhangi bir düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Hali hazırda mevcut uygulamaya göre MHRS'de bir kişinin aktif olarak 3 randevusu bulunabilmektedir ifadeleriyle hali hazırda 3 randevu kotasını da kabul etmiş olmaktadır ki kamuoyu baskısıyla da bu yaptıkları uygulamada şimdilik dönmüş bulunmaktadırlar. Hocam aslında buradan araya girmek istiyorum. Biz sizinle ilk bunu konuştuğumuz gün, pazartesi günü yani, Sağlık Bakanlığı yetkililerini aradık. Yetkililere evet. Böyle bir uygulamadan bahsettik ve bir açıklama istediğimizi de söyledik. Pazartesi günü gündüz saatlerinde. Bir açıklama gelmedi. Haberimizi manşetten verdikten sonra dün akşam saatlerine doğru sanıyorum 4.30-5 sularında bir yazılı açıklama geçmiş oldu. Dediğiniz gibi oradaki ifadeler de aslında çok net de değil bize göre. Çünkü zaten televizyon yayınında da bir muhabir arkadaş bunu gösterdi yayında. 30 günde en fazla 3 randevu alabilirsiniz ibaresi çıkmıştı. Evet. Şimdi sanıyorum bugünden itibaren de artık ekranlarda şöyle bir uyarı var. Aktif 3 randevunuz bulunmaktadır. Randevunuz gerçekleştikten sonra yeni randevular alınmaktadır. Yani aslında yine 3 randevu kotası devam ediyor. Bunlardan bir tanesi ya da işte birkaçı muayene olunduktan sonra mı diğer 4. randevuyu? Evet, 3 randevuyu bitirdikten sonra alırsınız. Bu uygulama dün öğleye doğru bilgi işlemleri genel müdürlüğü tarafından
bilgi işlemler sistemleri ve bilgisayar firmaları aranarak güncellenmeye gidilmiş. Bu dün öğle saat 1.30-1.40 sıralarında bir güncellenme yapılmıştır. Daha sonra vatandaşlara denmiştir ki böyle bir uygulama yoktur. Açıklamaya dikkat edin. Güncelleme yapılıyor. Saat 4'ten sonra 5'e doğru basın açıklaması yapılıyor. Yani buradaki olay yine 3 kota olayı. Yönergede böyle bir sayı yoktur arkadaşlar. Bu 3 kota olayını kabullenmiş edip yani burada da şunu ifade ediyorlar. Yani 3. olup 3.'den sonra alabilirsiniz ifadesi gelmek yerine geliyor. Oysa karşılaştırdığımızda hani basın açıklama metninde deniyor ya herhangi bir güncelleme yok. Bakın geçen hafta 3 randevu alan engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara giden SMS mesajıyla dün öğleden sonra vatandaşlara gelen SMS mesajı aynı mıdır? Hayırdır. O zaman bakanlığın dediğiyle güncelleme olmamışsa bu iki fark nereden kaynaklanmıştır? Aslında bakanlık bu açıklamada çevirerek bir açıklama yaptı. Yani tamamen hayır böyle bir şey yoktur da anlamı çıkmıyor bu açıklamanın ardından. Yine 3 randevu olacaksınız ama yani bir randevuyu gerçekleştirdikten sonra yeni randevular alabilirsiniz diye çok muğlak ifadeler kullanılmış. Ya da en azından evet. Ben öyle hissettim. Muğlak ifadeli bir açıklama değil mi hocam? Aynen doğrudur. Yani burada önce sessiz kalmaları, birim zaman içerisinde verilebilecek randevu sayısının randevu kısıtı anlamına geldiğinden dolayı ve kamuoyu baskısı, bu kamuoyu baskısı da özellikle yaşlı hastalar, engelli hastalar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız için ne anlama geldiğini kendileri MHRS sistemi üzerinden gelen mesajı kamuoyuna duyurmamız sonucunda kamuoyunda yarattığı infial bakanlığın bu randevu sistemi mesajını çevirerek güncellemek zorunda kalmıştır. Yani ince ifade çevirerek güncellemek zorunda bırakmışlar arkadaşlar kamuoyu baskısı nedeniyle. Peki hocam böyle bir değişiklik, biz bunu bu hafta başında öğrendik. Sizin tespitleriniz sonucunda zaten gazetemizde de gündeme getirdik. Biz de vatandaşlardan öğrendik. Peki böyle bir değişiklik, böyle sessiz sedasız yönetmelikler, genelgeler olmadan yapılabilir bir şey mi? Yani sistem üzerinde böyle bir değişikliğe gitmek mümkün mü? Yani MHRS sistemi direkt bakanlığa bağlı, illerde de sağlık müdürlüklerine bağlı. Merkezi olarak bakanlık dışında bilgi sistemleri genel müdürlüğü, ilgili genel müdürlükler üzerinde bu değişiklik yapılmış. Muhtemeldir ki bakanlığın da haberi yok. Çünkü başhekimliklerin bundan haberi yoktu. Hekimlerin haberi yoktu. Sadece bilgi sistemleri ve bilgisayar firmaların haberi vardı. Daha sonra biz bunu teyit ettikten sonra yani herhangi bir yönerge yok, bir yazı yok, bir genelge yok. Sadece bilgi sistemleri üzerinden informal bir uygulamayı da biz öğrenip kamuoyuna duyurmasaydık sessiz sedasız bu gündeme geçecekti ve bu şekilde devam edecekti. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu hocam? Hep konuşuyoruz sizinle hastanelerde, kamu hastanelerinde randevu sıkıntısını. Neden devam ediyor? Çünkü vatandaşların bazı ilaçlara ulaşamaması. Birçok kamu hastanesinde tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılamaması ki dün evvelki gün cerrah arkadaşım ameliyat yani tıbbi malzemelerin ne kadar ameliyat ipliklerinin ameliyatta tutanağını tutarak bunun çok uygun olmadığı gerekçeleri var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı 2. 3. basamak hastanelerde, ağız diş polikliniklerde vatandaşlar muayene randevusu alamıyor, ameliyat randevusu alamıyor. Alsa bile çok ileri bir tarihlere aldığı sorunu halen devam etmektedir. Yani bu sorunu minimalize etmek istiyorlar. Böyle bir sorun var. Bakın bu sorun devam etmektedir şu anda. Sadece bu sorun mu var? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hastalardan aldığı katılım payı, özel hastanelerin aldığı ilave ücret, ilaç şirketlerinin, SGK'nın ilaç fark ücretleri sorunu vatandaşın canını yaktığı uygulamalar devam etmektedir. Bu uygulamaları minimalize etme görüntüsü adı altında bu randevu sisteminde vatandaşların işte bulabilirsiniz hikayesini azaltmaya yönelik bir uygulama olarak değerlendirilebilir. Yani aslında artan kuyruklar hem dijitalde artan bir kuyruktan bahsetmiştik biz diğer önceki yayınımızda. Yani telefon başında yurttaş randevu almaya çalışıyor. Diğer taraftan alabilenler
almış olup şanslı olan kesim hastanelerde kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Bakanlık buna çözüm için sessiz sedasız bu uygulamayı gündeme getirmiş olabilir mi? Yani şu anda evet bir geri adım atıldı gibi görünüyor ama eğer ses getirmiş olmasaydı, haberlerimiz yapılmış olmasaydı belki çok daha farklı bir tablo olacaktı. Bu artan yoğunluğun önüne geçmek için mi böyle bir uygulamaya geçilmişti? Bakanlıktan ziyade ilgili genel müdürlüklerin bu işi yaptığı kanısı bende daha ağır basmaktadır. Eğer siz manşet yapmasaydınız, kamuoyu baskı, kamuoyunda diğer basın emekçilerinin bu konunun gündeme getirmeseydi muhtemeldir sessiz sedasız bu süreci geçireceklerdi diye düşünüyoruz. Ama öyle değil, çünkü bakın burada pandeminin birinci yılında da aynısını yaptılar. Bir uygulama yaptılar pandemi süresini hatırlarsanız. Yani tüm hastaneler pandemi hastanesi oldu. Yani kronik rahatsızlığı olan hematoloji, onkoloji hastaları, kalp hastaları, tansiyon hastaları, KOA hastaları, kronik böbrek yetmezliği olan, kronik rahatsızlığı olan hastalar ne yapıldı? Herhangi bir planlama yapılmadığı için özele gitmek zorunda kaldılar veya ameliyat olması gerekenler. Biz de bu uygulamanın en büyük dezavantajlı durumu oluşturacağı, yine kronik hastalıkları olan yaşlı, engelli ve kanser hastalarını etkileyeceği için bu soruyla ortaya çıktık ve kamuoyuna duyurduk. Evet. Tabii burada ilgili genel müdürlüklerin böyle bir kararı tek başına almış olmaları da enteresan geliyor bana. En azından ben öyle düşünüyorum. Bize de öyle geliyor. Yani bir uygulama yapıyorsun, hastanelere gönderilen bir yazı yok, bir genelge yok. Hastane başhekimlerin, yöneticilerin bundan haberi yok. İnformal olarak direkt bilgi sistem üzerinden ve bilgisayar firmaları üzerinden bir işlem yapıyorsunuz. Evet. Hocam sizinle çok sık konuşuyoruz aslında sağlıkta gelinen son noktayı. Geçen haftaki yayınımızda da dile getirmiştik. Şu anda parası olanın özele gidebildiği, olmayanın ya kuyruklarda beklediği ya da borç paralarla işte özel hastanelere yönlendirildiği bir sistem var. Aslında sağlık sistemi hükümetin uygulamış olduğu sağlıkta dönüşüm programıyla ne aşamaya geldiği ortada. Artık sistem taştı. Bir yük var. Bu yükün altında hastalar perişan oluyor. Hekimler ticarethaneye dönüştürülmüş sağlık kuruluşlarının içerisinde nasıl hizmet vereceklerini düşünüyorlar. Diğer taraftan da bu konuları sıklıkla gündeme getiriyoruz. Peki bu konuların takipçisi olacağız elbette. Hani gerçekten vatandaş randevu alabilecek mi? Önümüzdeki günlerde nasıl bir süreç yaşayacağız? Hep birlikte göreceğiz. Sanıyorum siz de bunun takipçisi olacaksınızdır. Evet, biz fikri takibin önemine binaen halkın sağlık hakkını, iyi hekimlik ve çağdaş hekimlik değerlerini savunmaya, gerçekleri yazmaya devam edeceğiz. Bu konunun takipçisi olacağız. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Yayınımıza katıldığınız için de teşekkürler. Bugünkü yayınımızda Doktor Ergün Demir ile randevuda bakanlığın getirmiş olduğu kota sistemini konuştuk. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.